Bueno, coach, ¿cómo fue el partido? Creo que nos vamos con un sabor agridulce de boca porque por una parte no es fácil y estamos muy contentos remontar un partido que empieza de cara con un gol en contra en el primer minuto a raíz de una situación que habíamos hablado y que habíamos trabajado como era el balón parado y luego nos encontramos con dos goles más. Pero también nos vamos muy contentos porque el equipo, más allá de lo táctico, que fue un partido de muchos cambios, de adaptarnos a los cambios que propuso el rival, con línea de 4, con línea de 3, con línea de 5, con línea de 4 de nuevo, supimos adaptarnos y jugadores que han sumado sus primeros minutos con Alanya Sport hoy, como Idrissa, como Arnaud, como Ginu, que jugó unos minutos el otro día, pero hoy arrancaba de inicio, lo mismo Osama, creo que han contribuido desde lo táctico, pero sobre todo también desde creer, desde lo emocional, y creo que ese es el punto que también quería resaltar para todo el mundo que nos ve, que nos sigue. Hoy hemos jugado al final con dos jugadores más y eso hemos sentido, porque teníamos un jugador más en la cancha, pero también por el público. Queremos decirle que vengan todos los partidos, no solo cuando jugamos contra los equipos como Besiktas, sino todos los y cada uno de los partidos, porque nos podemos divertir mucho si vamos todos en la misma dirección. De verdad que lo hemos sentido mucho ese apoyo desde dentro de la cancha. Evet, aslında bugün maça çok iyi başlayamadık. Biz hızlı başlamak isterdik, fakat erken dakikalarda gelen gol oyunun dinamini tamamen değiştirdi. İlerleyen dakikalarda da yediğimiz goller oyunu çok farklı bir hale getirdi. Bu dakikadan itibaren sahada tamamen bir taktik savaşı vardı. Biz arkada geride dörtlüye dönerken Beşiktaş farklı bir taktikle oynadı. Daha sonra 10 kişi kaldılar. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 düzenini denediler. Biz farklı bir taktik değişimine gittik. Daha sonra bir 5-3-1 taktiğine döndüler. Daha sonra biz de tekrar karşı hamle yaptık. Bugün sahada ilk defa Alanya Spor forması giyen oyuncularımız vardı. Özellikle sonradan gelip oyuna sonradan giren oyuncularımız Lusamba, Idrissa, onlar tam olarak bizim istediklerimizi sahada verebildikleri zaman çok farklı bir oyun düzenine sahip olacağız. Bunun yanı sıra Usama ve Zinedine gibi oyuncular da bugün ilk resmi maçlarına çıktılar bugün. Bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum. Oyuncular, biz her ne kadar sahada bugün bir kişi fazla da olsak hem mental açıdan hem taktik açıdan güzel bir reaksiyon gösterdiler. Oyunu 3-0'dan 3-3'e getirmek kolay değildi. Bunu arkadaşlarımız başarabildiler. Bir parantezde seyircilerimize, taraftarlarımıza açmak istiyorum. Bizler iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Onlar buraya geldiğinde güzel futbol izletmek istiyoruz onlara. Bizleri sadece, bizim tribünleri sadece büyük maçlarda değil, her maçta doldurmalarını istiyoruz. Çünkü bizler gerçekten onların zevk alabileceği oyunları oynamaya çalışıyoruz. Dos preguntas cortas. Primero, segundo tiempo, Beşiktaş esperaba en sus canchas, si lo esperaban. Y segundo, para traductor, le mandaron para atrás de arquero que fue a buscar las pelotas. La verdad yo fue por yo mismo, pero él pregunta así, no sé. El segundo tiempo, en fin de partido, ya me fui atrás de arquero de ellos para buscar las pelotas porque no querían dar las pelotas rápido, ¿sabes? Y él le pregunta si tú mandaste, pero la verdad yo me fui solo, ¿entiendes? Respecto a la primera pregunta, no es fácil jugar con un jugador menos y ellos, como he dicho antes, empezaron defendiendo 4-4-1, nosotros cambiamos la estructura para intentar atacarles y hacerle daño, siendo muy amplios con los jugadores de fuera. Pues cambiaron a defensa de 5 con 3 jugadores en el medio, volvimos a cambiar la estructura para atacarles, pero también para encerrarles en su campo y que no tuvieran opción de contragolpear,
Y respecto a la segunda pregunta, estábamos tan enfocados y tan metidos en el partido que la verdad no, ni me he dado cuenta de esa situación. Y para mí, mientras el reglamento lo permita, se puede perder tiempo. Ese es el problema que tenemos en el fútbol. Hay que inventar el tiempo muerto. Mientras no se juegue, se para el reloj. Es la única manera de acabar con ese tipo de comportamientos en el fútbol. Hay que parar el reloj para evitar que se pierda tiempo y que favorezca el reglamento a un equipo y perjudique al otro. Elbette, öncelikle ilk soruyla başlayayım. Kesinlikle böyle bir ortamda, özellikle hava şartlarında 10 kişiyle oynamak kolay değil. Rakibimiz daha dediğim gibi ilk konuşmanın başında taktiksel olarak çok değişiklikler yaptılar. Dediğim gibi 4-4-1 düzenindeyken biz biraz daha yaygın bir dizilim aldık. Topu çizgilerin üzerindeki oyuncularımıza taşıyarak ataklar yapmaya çalıştık. Onlar daha sonra bizim kazandırmış olduğumuz genişliği beşli savunma hattıyla durdurmaya çalıştılar. Önde üçlü bir orta sahayla savunma yaptılar bize karşı. Bu sefer biz tekrar farklı bir dizilime geçtik. Elbette onlar için kolay değildi burada. Biz sürekli topa sahip olan, topa hakim olan bir takımız. Sürekli onları zorlayacağımız için onlar sürekli değişikliklere gittiler. Dediğim gibi 10 kişiyle burada bize karşı bu sahada, bu hava şartlarında oynamak kolay değildi. Bunu böyle değerlendirebiliriz. İkinci sorunuzla alakalı olarak da tabii yani futbolun doğasında var zaman geçirmek, biraz zamanı lehine kullanmak. Orada bazı karmaşalar oldu. Top çok sağlıklı şekilde oyuna dönmüyordu. Onu rica etmek için o tarafa gittik. Tabii bu tarz durumlarda karşınızda büyük bir takım var. Zaman geçirildiği zaman çok hızlı bir şekilde süreye eklenmiyor. Bugün de görmüşsünüzdür, uzatmalar geldi. Ama orada da bir karmaşa oldu. Penaltı öncesi miydi, penaltı sonrası mıydı? Yani bu sadece bugünkü maç özelinde hakemlerle alakalı söylemek istemiyorum. Futbolun genelinde bu tarz durumlarla alakalı kesinlikle zamanın, kaybedilen zamanın eklenmesi biraz daha adil bir şekilde olmalı. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.